Herkese merhaba. Bugün devam niteliğinde bir video çekeceğim. Bir önceki videomuzda şu işlemin sonucunun 2'ye eşit olduğunu kanıtlamıştık. Yani kök 2'nin, kök 2. kuvvetinin, kök 2. kuvvetinin ve bu şekilde sonsuza kadar gittiği zaman bu işlemin sonucunun 2'ye eşit olduğunu kanıtlamıştık. Ve bunu yaparken de uzun bir yöntem uygulamıştık. Ve Lambert W fonksiyonunu da kullanmıştık şimdi o videoda e, takipçilerimden bir iki soru geldi Bunlardan bir tanesi neden bu kadar uzattık e, şeyin e, işlemin sonucunun zaten ikiye eşit olduğu birçok aşamada görülüyordu şeklinde bir e, eleştiri geldi Bir başka soru ise bu işlemin sonucunun neden 4 olamadığını soru sormuşlardı Dolayısıyla bugün bu videoda e, bu işlemin sonucunun neden 4 olamadığını göstermeye çalışacağım. Zaten e, onu gösterirken de neden uzun yöntemi tercih ettiğimi de zaten göstermiş olmuş onu da göstermiş olacağız. Şimdi şöyle ne demiştik? Kök 2'nin, kök 2. kuvvetinin kökünü ve bu işlemin sonucunun x olduğunu varsayalım demiştik ve bu durumda ne olacaktır? Kök 2'nin x'inci kuvveti eşittir x şeklinde bir denklem elde etmiştik. Şimdi bu denklemin köklerine baktığımız zaman x eşittir 2 bu denklemi sağlıyor. Kök 2'nin karesi 2'ye eşit. Dolayısıyla 2 eşittir 2. x yerine 4 yazdığımız zaman kök 2'nin 4. kuvveti 4'e eşittir. Dolayısıyla 4 eşittir 4. Yani bu aşamada şu denklem x eşittir 2 ile sağlıyor. x eşittir 4 ile sağlıyor. Fakat burada x eşittir 4 çözüm değil. Bu denklemin çözümü evet ama şu işlemin sonucu 4'e eşit olamaz. Şimdi gelin bununla ilgili bir tüme varım yöntemi uygulayalım ve bunun 4 olamayacağını gösterelim. Şöyle bir yar sayım yapalım. Daha doğrusu şöyle bir tanımlama yapalım. Kök 2'nin kök ikinci kuvveti ve bu şekilde en son kök ikinci kuvveti şeklinde giden bir yapı düşünelim. Ve burada en tane kök 2 olduğunu düşünelim. Ve bu işlemin sonucuna a n diyelim. Ve şöyle bir iddia ortaya atalım. Diyelim ki a n 2'den küçük eşittir. Şimdi bu ortaya atmış olduğumuz iddiayı tüme varım yöntemiyle ispatlayalım. Şimdi n eşittir 1 için ne olacaktır? Kök 2. Kök 2 2'den küçük eşit midir? Evet küçük eşittir. Dolayısıyla n eşittir 1 için iddiamız sağlanıyor. <laughs> n eşittir k için ak 2'den küçük eşit olduğunu varsayalım. Ve dolayısıyla n eşittir k artı 1 için de yani AK artı 1'in de küçük eşit 2 olduğunu gösterirsek tüm varım yöntemiyle o işlemin sonucunun tüm şeyler için n değerleri için 2'den küçük eşit olduğunu ispatlamış olacağız. Şimdi ak artı 1 yazalım. Ak artı 1 nedir? Kök 2'nin ak'inci kuvveti. Çünkü ak neydi? En tane kök 2'nin üst üste kuvvetiydi. Dolayısıyla ak artı 1'de de ne olacaktır? Kök 2'nin ak'inci kuvveti olacaktır. Peki ak neden küçük eşitti? 2'den küçük eşitti. Dolayısıyla ak yerine 2 yazarsak daha büyük bir sayı elde ederiz. Yani kök 2'nin ikinci kuvvetinden küçük eşit olacaktır şu sol taraftaki ifade. Kök 2'nin karesi ise 2 eşit. Buradan AK artı 1'in 2'den küçük eşit olduğunu göstermiş olduk. Demek ki en eşittir tüm n'ler için an 2'den küçük eşit çıkıyor. Dolayısıyla n'i sonsuza gönderdiğimiz zaman da an ne olacaktır? Küçük eşit 2 olacaktır. Bu bize şunu söylüyor. Şu dizilim sonsuza kadar gittiği zaman bu dizilimin alabileceği en büyük değer 2 olabiliyor. Yani 4 olamıyor. 4 bir çözüm olamıyor. Zaten o videoda da yani bir önceki videoda da Lambert W fonksiyonunu kullanarak e, işlemin sonucunda ne bulmuştuk? Bu işlemin sonucunu iki olarak bulmuştuk. E, orada hiç 4 bir çözüm olarak karşımıza çıkmamıştı. 4 sadece şu denklemde karşımıza çıkıyor. Evet bu denklemi x eşittir 4 de sağlar ama bu şu demek değil. Bu işlemin sonucu 4 demek değil. Zaten tümevarım yöntemiyle de bunu ispatlamış olduk. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.